Mustafa Bey merhaba. Duyabiliyor muyuz arkadaşlar Mustafa Bey'i? Ben duyamadım. Bir daha Mustafa Bey bir daha. Hayırlı yayınlar olsun efendim. Merhabalar. Sağ olun, çok teşekkürler. Biraz arkadaşlar ben duymakta zorlanıyorum. Biraz sesi artırabilir misiniz? Mustafa Bey önce bu Fethi Yıldız'ı sormak istiyorum size. Ya gazeteci soru soruyor, geçin bunları diye yanıt veriyor. Siz de siyasetçisiniz. Gazetecilerin sorularına böyle cevap veriyor musunuz? Efendim, demek ki o arkadaşlarımızın siyaset anlayışı, özellikle de hukuk anlayışı böyle demek ki. Elbette bu cevap değil. Yani Fethi Bey'in vermiş olduğu cevap sorunun cevabı değildir. Evet. Şimdi size yeniden Refah Partisi Erdoğan'ın teklifine neden hayır dedi diye birazdan soracağım. Ama şu Anayasa 101 ve diploma meselesi, Erdoğan'ın diploması meselesi. Anayasaya uygun mu Erdoğan'ın adaylığı Mustafa Bey? Siz hukukçusunuz. Efendim, sanıyorum Türkiye'de ilk defa bu konuyu ben dile getirmiştim. Daha önceki açıklamalarına göre Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olması, hatta meclisi seçime götürmesi kendi ifadesine göre mümkün değildi. Hadi götürdü diyelim, o temsil kabiliyetinin bir sonucu olarak belki ülkenin, milletin menfaatini gözetmek suretiyle götürür diyelim, götürdü. Ama üçüncü defa aday olamaz anayasaya göre. Çünkü anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrası gayet açıktır. Bir kimse ancak iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak ifadesi var orada. Evet. Buna bir Anayasa, pardon Mustafa Bey, Anayasa 101. maddeyi bir grafik olarak hazırlamıştık arkadaşlar. Onu bir ortada görelim. Buyurun. Buna bir istisna getirilmiş. O da 116. maddenin 3. fıkrasıdır. Orada deniliyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanının ikinci döneminde erken seçime karar verecek olursa ikinci dönemini icra etmekte olan Cumhurbaşkanı da yeniden aday olabilir. Anayasanın hükmü böyle. Bunun bir hukuki ve tutarlı bir mantığı var. O da şu: bir kimse kendi adına bir takım menfaatlerinden vazgeçebilir. Kendisi adına karar verebilir. Ama bu karardan üçüncü kişiler olumsuz yönde etkilenmemelidir. Evet. Olaya bu manada, bu şekilde baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan milletvekilleri kendilerini ilgilendiren erken seçim gibi bir konuda karar verebilirler. Burada milletvekilleri bakımından kısmi de olsa, cüz'i de olsa bir haktan belli bir süre için vazgeçme vardır. Niye? Çünkü milletvekili erken seçime gittiğinde kazanırsa, seçilebilirse yine milletvekili olarak gelecektir. O zaman derdi ne? Niye erken seçime gidiyor? Evet. Bak, şartlar bunu gerektirir. Anladım. Mustafa Bey şimdi mesela Deva Partisi siz ne yapacaksınız bilmiyorum. Saadet Partisi bununla ilgili ne yapacak bilmiyorum ama arkadaşlar Saadet Partisi diye düzeltelim bu arada onu. Deva Partisi mesela Yüksek Seçim Kurulu'na işte anayasaya uygun değil diye başvuru yapacak. Şimdi bu başvurular yapıldığı zaman Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili bir değerlendirme yapacak. O değerlendirme yapıldığında Yüksek Seçim Kurulu bununla ilgili bir problem yok. Erdoğan aday olabilir dediğinde bu konu kapanmış mı oluyor? Efendim, hukuki anlamda maalesef kapanmış oluyor. Deminki cümlemi tamamlayamadım, onu şey yapalım. Buyurun. Peki meclis böyle erken seçime karar verdi. Peki ikinci dönemini icra etmekte olan Cumhurbaşkanı daha belli bir süresi vardı. O ne olacak? O da diyor ki biz nasıl ki erken seçime gidiyorsak Sayın Cumhurbaşkanı da isterse erken seçime gidebilir. Bir iki ay öne çekiyoruz seçim ama eğer erken seçime o da katılır da seçilirse 5 sene gibi bir zaman kazanır diyor.
Yani dolayısıyla meclis almış olduğu kararla Cumhurbaşkanı'nın hakkını ihlal etmemiş oluyor. Böylece mantığı bu bunun. Anladım. Öbür taraftan Yüksek Seçim Kurulu böyle bir karar verirse ne olacak? Maalesef hukuki anlamda konu kapanmış oluyor. Anladım. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde olduğu gibi. Onu tabii ki kamu vicdanı kabul etmedi. Nitekim AK Partili aday ile efendim CHP'li aday arasında sadece 13 binlik bir fark var iken Yüksek Seçim Kurulu'nun o kararını milletin vicdanı kabul etmediği için farkı 800 küsür bine çıkardı. Çünkü kabulü mümkün değildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun o şekilde bir karar vermiş olması kanaatimce tarih boyunca kendisini silemeyeceği bir ayıptır. Peki. Nasıl? Şöyle düşünün, cümleyi tamamlayayım efendim. Bir kadın düşünün ki dördü doğurmuş. Üç çocuk meşru, bir çocuk gayrimeşru. İstanbul seçimindeki tekrar tıpkı best bir karar verir mi? Evet. Bağlantı gitti herhalde arkadaşlar. Heh. Mustafa Bey duyabiliyor musunuz? Yani, bir bağlantı koptu. Heh. Buyurun devam edin lütfen. Ben duyuyorum sizi. Buyurun. Dedim ki İstanbul'da maalesef Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak abes bir karar verdi. Evet onu, o anlaşıldı. O anlaşıldı. Mustafa Bey şimdi yeniden Refah Partisi meselesine geçelim. Şimdi siz yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na girme ihtimalini nasıl görüyordunuz? Sizce öyle bir ihtimal kuvvetli miydi? Efendim ben doğrusu orada tam net değildim ama katılmamaz yönünde karar çıkar diye düşünüyordum. Neden öyle düşündünüz? Çünkü Fatih Bey bundan bir süre önce batmakta olan Titanic gemisine binmeyiz demişti. Demişti. %1'in altında bir ihtimal demişti Cumhur İttifakı'na katılmamız. Sanıyorum çevresindeki arkadaşlar bu sözü hatırlatmış olabilir. Bu bir. İki, efendim yeniden Refah'a gelen vatandaşlarımızın birçoğu AK Parti'den oraya doğru geliyor. Tekrar AK Parti ile birleşecek idiyse o seçmen oradan niye ayrılmış olsaydı ki? Bu durumda o seçmeni tekrar oraya yönlendirmek kanaatimce pek mümkün olmayacaktı. Yeniden Refah bu riski kanaatince ölçtü biçti. Bu yüzden de AK Parti'ye onunla ittifaka yanaşmadı diye düşünüyorum. Peki bu hesabı Erdoğan yapamadı mı Mustafa Bey böyle bir teklif ilettiğine göre? O da biliyordur Fatih Erbakan'ın batan gemiye binme izlediğini. Efendim mutlaka Sayın Cumhurbaşkanı da bunu düşünmüş olabilir ama kendisine nice hakaret edip ağır söz söyleyenleri bünyesine aldı. Evet. Mesela Bahçeli. Şu anki İçişleri Bakanımız. Evet. Efendim, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı efendim Numan Kurtulmuş Bey nicelerini şu veya bu şekilde bünyesine aldı. O sorun olmazdı diyorsunuz. Peki. Şimdi evet. Bir de şöyle bir anlamı olacaktı. Yeniden Refah Partisi evet deseydi Erdoğan işte o çıkardığını söylediği milli görüş gömleğiyle yeniden bir temas kurmuş olacaktı. Çünkü işte Fatih Erbakan da merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu milli görüş geleneğinin gerçek taşıyıcısı olduğunu söylüyor Saadet Partisi'ni eleştiri getirerek. Şimdi Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndaki o masadaki özgür ağırlığının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz. Bir söylem üstünlüğü kurmaktan ya da söylem eşitliği kurmaktan mı olmuş oldu Erdoğan bu red cevabıyla? Oy hesabından gayri olarak. Hiç şüphesiz. Ama daha da bitmedi belki şey. Daha biliyorsun bünyesini alabilir. Orada milletvekilliği listesini içine alabilir diye de düşünüyorum. Daha yolun sonuna gelmedi. Öyle bir ihtimal görüyor musunuz?
Uzak da olsa siyasette çok şey değişebiliyor. Merhum Demirel'in dediği gibi siyasette gün 24 saatten uzundur. Peki o zaman şimdi Mustafa Bey, yani Fatih Erbakan %1'den daha az bir ihtimal demişken, batan gemiye binmeyiz demişken, teklifi reddediyoruz, yetkili kurullarımızla değerlendirdik, tek başımıza seçime gireceğiz, ben de adayım demişken, artık buradan geri döndüğünde o, yani kendi seçmeni ne düşünecek? Nasıl izah edecek bunu? Bu tabii ki zor. Yani bu da zaten ben mutlaka olur demiyorum. Düşük de olsa bir ihtimaldir diyorum. İhtimalde kesinlik yok. Anladım, anladım. Peki, şimdi bu Mehmet Şimşek'in red cevabı, Fatih Erbakan'ın red cevabı, ikisi birden peş peşe geldi. Erdoğan'ın morali bozulmuş mudur sizce dün Mustafa Bey? Mutlaka etkilenmiştir. Mutlaka etkilenmiş. Yanında olmadığım için moral durumu nedir bilemiyorum ama her insanı olumsuz davranışlar şu veya bu şekilde etkiler. Peki bu kararlar AK Parti'nin işte ya da Cumhur İttifakı'nın seçimi kaybetme olasılığının güçlü görünmesinden kaynaklanıyor olabilir mi? Yani da eskisi kadar güçlü bir AK Parti olsa, eskisi kadar güçlü bir Erdoğan olsa bu kararlar başka olabilir miydi? Hiç şüphesiz. Efendim Mehmet Bey biliyorsunuz zaten bakandı daha önce. AK Parti'de bakandı. Şu an hayır diyor. Niye? Çünkü beni oradan uzaklaştırdınız. Bak ekonomiyi ne hale getirdiniz diyor. Sadece ekonomik durumdan değil, Türkiye'nin hangi problemini çözdünüz diyor. Evet. Gerçekten AK Parti biliyorsunuz AK Parti adalet ve kalkınma açılımı o. Adalet şu an yerlerde sürünüyor. Evet. Darbe döneminden daha feci durumda. Asker korkuyordu. Birçok darbeleri yaşadık, beraber yaşadık. Asker hukuk dışına çıkmaktan genelde korkuyordu. Çünkü orada sürekli kalamayacağını biliyordu. Evet. Üst düzeydeki bazı emir komuta zincirinin üst zincirindeki bazı insanlar bir kenara bırakılacak olursa orta kesimdeki asker korkuyordu. Hukuku çiğnemekten korkuyordu. Ama AK Partili yöneticiler devlet biziz diyor. Evet. Nitekim belki hatırlayacaksınız İstanbul eski emniyet müdürü, il emniyet müdürü işte Cumhuriyet Savcısı bir kısım polisleri ifadeye çağırdığında İçişleri Bakanı'nı aramıştı Afgan Ala Bey'i. Cumhuriyet Savcısı çağırıyor, ifadeye çağırıyor. Ne yapalım dediğinde gönderme diyordu Afgan Bey. Evet, gönderme. Evet, evet. Ama efendim kanuna göre suç dediğinde biz o kanunu değiştirir suç olmaktan çıkarırız diyordu. Evet öyle diyordu. Asker bunu diyemiyordu. Doğru. Bunu diyemiyordu. Şimdi adaletin durumu bu. Ekonomik durum sanıyorum bütün insanlarımız herhalde iliklerine kadar ekonominin ne gibi facia ile karşı karşıya olduğunu biliyor, görüyor, bizzat yaşıyor. Peki. Bu... Gitti. Mehmet Şimşek Bey niye gelip de şimdi restorasyona başlasın ki? Peki. Mustafa Kamalak çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İlhan Beyciğim ben de teşekkür ediyorum. Bütün dostlara selamlar, saygılar diyorum. Sağ olun. Hayırlı efendim. Bizden de